köprüden ince son çıkış. Ve bu toplumsal mutabakat şu an kamusal karşılığı var. Bana en çok merak edilen soru, işte HDP seçmeni ikinci tura kaldığında isim de vererek Muharrem İnce'ye oy verecek soruyorlar. Muhtemelen siz de soracaksınız hemen ben peşin peşin. Evet verecekler. Bakın ben Kürt seçmeni adına konuşmuyorum. Ama bir ortak akıl ve vicdan adına konuşabiliyorum. Çünkü HDP seçmeni olmayıp HDP'nin parlamentoda olmasının kıymetini bilen insanların gösterdiği teveccühe, olgunluğa HDP seçmeni aynı şekilde karşılık vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü kaygılarımız doğru duydunuz. Bu köprüden ince son çıkış. Şimdi yönetmenim de haklı olarak söylüyor. Abi yanlış başlık atmayalım. Metaforik bir şey yapıyor. Köprüden ince son çıkış aslında Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda ona tabii ki bakın bu ülkede nasıl ki HDP'li olmayan seçmenin kendileriyle çocuklarının geleceğine ilişkin kaygıları varsa, bu ülkenin geleceğine ilişkin kaygıları varsa HDP seçmeni de aynı kaygıları taşıyor. Bugün Diyarbakır'daki, Şırnak'taki, Cizre'deki, Mardin'deki, Nusaybin'deki seçmenin öncelikleri İstanbul, Aydın, Antalya'dakinden biraz daha farklı. Can güvenliğe dair sorunları var ama nihayetinde barış içinde yaşamak istiyorlar. Hem Aydın'dakiler, hem Mardin'dekiler, hem Antalya'dakiler, hem Nusaybin'dekiler, hem Diyarbakır'dakiler, hem İstanbul'dakiler. Ve burada ortak akıl ve vicdan devreye girecek. Çünkü bu ülke bu kan banyosunu hak etmiyor. Bu kötü iktidarı hak etmiyor. Bir ihtimal daha var bir Ahmet. Çoğulculuğa karşı tekçiliği dayatan bir tek adam diktatısını hiç hak etmiyor. 24